Dilediğini sorabilirsin dostum. Buyur. Sevgili PK Şamet. Efendim sevgili Vroslav sana kalsa olduğu yerde kalacak. Ben yine söylemek istiyorum. YouTube serileri bekleniyor. Düşüş yaşadı YouTube'da. İstediğim tadı alamıyorum YouTube'dan. E siktir git izleme. Oğlum. Yani... Bak beni konuşturuyorsun kanka. Beni kötü konuşturuyorsun. <laughs> Allah Allah. Kral hak ediyor mu bak gerçekten beni kötü konuşturuyor. Bir lavaboya gidip geleceğim de. Abi gelip adam dükkana şey diyor. Ama hayatım yani sosisli yapıyorum adam diyor ki sosisli artık tad vermiyor. Belki de sosisli yememen gerekiyor artık bunu düşün. Yok abi benim en ayar olduğum şey ya benim götüm çatlarken adam orada geliyor edebiyat yapıyor. Yok YouTube sarmıyor yok şey yapmıyor. Allah Allah. Geliyorum efendim minik bir mola. Geldim efendim. Bazen böyle of. sabır testi yapıyorlar gerçekten. Bazen sabır testi yapıyorlar. Arkadaşlar bakın benim en çok tahammül edemediğim şey şu. Bana işimi öğretmeyin. Hani ben nasıl yapılması gerektiğini ne yapılması gerektiğini biliyorum. Düşüş yaşanıyorsa senin gözünde hoşuna gitmiyorsa izlemek istemiyorsan siktir git. Hani seçeneğin bunlar. Kapıyı gösterebilirim sana. Hani dedim ki kardeşim, The Other devam edecek efendim birazdan. Dedim ki kardeşim, buyur. E, hani istediğin gibi şey yapabilirsin, izleyebilirsin. Bu arada Vroslav senden VIP'liği söküyorum. Ban atmayacağım ama bazen haddini çok aşıyorsun. E, VIP olarak kalmana gerek yok. E, haddinizi bazen, yani haddini aşan insanı sevmiyorum abi. Bana işimi öğretme. Ya ben kanallarımın nasıl gittiğini, nasıl şey olduğunu, işte izlenmesi iyi midir, kötü müdür? Efendime söyleyeyim beni tatmin ediyor mu etmiyor mu sana kalmadı. Yani ben de bu şekilde konuşamazsın. Yok şey oldu şöyle oldu böyle oldu keyif almıyorum siktir git izleme. Yani kim olursan ol. O yüzden VIP'liği söktüm senden. Hani VIP olarak kalmana gerek yok kanalda. İnsan gibi oturup izleyeceksen izle. İzlemeyip karışacaksan işime gücüme. Bir sonraki uyarıda parmalanacaksın bilgin olsun. Yok dostlar kusura bakmayın yani benim de bir Kırmızı çizgim var. O kırmızı çizgilerimden biri de bu. Kim olursa olsun VIP dahi olsa bana işimi öğretemez ya da düzen bozamaz. Bu şekilde. Teşekkür ederim Avengers. Kolay gelsin. Dileğin için çok çok sağ ol. Çok teşekkürler. Artık VIP değilsin kanalımda. Hayır. Söyleyemez efendim düşüncesini. Beğenmiyorsa kapı orada. Dostum bak bilinçli tüketici olacaksın tamam mı? Nedir bilinçli tüketici? Şayet ki izlediğin bir şey hoşuna gitmiyorsa çarpıya basar çıkarsın. Aynı şekilde bak burada benim yaptığım muameleden hoşnut değil misin? Şu an hoşuna gitmiyor mu? Kanka yapman gereken şey şu. Çarpıya basıp çıkabilirsin. Ya ifade moduna falan gerek yok. Abi bir gıdım sinirli değilim. Hiçbir önemi yok. Ya yani mesajları silmenize de gerek yok. Hiçbir önemi yok. Sıkıntı yok. Boş verin açık kalsın. Orası önemli değil ama yani evet eğlenmiyorsa beğenmiyorsa istediği gibi şey yapsın yani izlemesin yapacak bir şey yok. Hayır kardeşim eleştiremezsin herkesi. Düşünceni belirtemezsin. Senden istenmediği sürece. E ben sana düşüncemi belirteyim misal küfür hakaret etmeden. Bakalım kimmişsin sen. Ama ben sana söyleyeyim kanka. 12 tane mesajım var chatte. Dıdımın dıdısı dış kapının mandalısın. Ve toksik bir insansın belli ki. Ya yok 12 mesajından bir Rusya-Ukrayna savaşı falan bazı bebeler var ya sürekli gündem konuşmaya çalışan. Onlardan biri olduğunu zannettim. Değil misin? Önemli değil. Senin de konuşmana iletişim kurmana gerek yok. Ama düşünce özgürlüğü ifade özgürlüğü arkadaşlar siz biraz şey yapmışsınız böyle yani hafif sıyırmışsınız ucundan haberiniz olsun kafayı yemişsiniz yani böyle bir. Hani milleti izleye izleye çünkü her ne zaman sosyal medyaya girseniz adamlar şey yapıyor agalar tribüne oynayalım diye. Şu şöyle bu böyle falan diye. Hoş geldin hoş geldin Serhat abi merhabalar. Yok yok rage yok ya şey yok. Çok film izliyor bunlar böyle aynen aynen çok film izliyor. Ne düşünce özgünlüğü? Salak. Neyse biz birazdan oyun akışıyla devam ederiz de. Boşuna gitmeyen izlemez abi. Ben böyleyim. Yani ilginizi çekiyorsa. iyi seyirler. İlginizi çekmiyorsa. <laughs> yapacak bir şey yok. Üzgünüm. Beyler adaletin temsilcisi, özgürlüğün savunucusu falan olacaksanız buyurun yazın. Sizi de parmalayıp yollayalım. Öyle devam edelim yayın akışına. Kendinizi bir bok zannetmeyin. Ben de kendimi bir bok zannetmiyorum merak etmeyin. Ama belli başlı prensiplerim var. Onlara dokunmadığınız takdirde rahatlıkla karşılıklı olarak güzel zaman geçirebiliriz. Şayet ki yok ben zot diyeyim zır zotum diyorsanız yani yapacak bir şey yok. Ha bak mesela unfollow diyor arkadaş. Aynen bas parmayı. Buyurun efendim bekliyorum chatte hani var mı delikanlı? Var mı delikanlı abi? Var mı bir rahatsız olan rahatsızlığını belirtmek isteyen? Siktir olup gidebilirsiniz dilediğiniz gibi. Ha, teşekkürler. Adolyon merhabalar çok teşekkür ederim. Eyvallah. Eyvallah sağ olasın. Ben şu an bak birazdan kendime kızmaya başlayacağım. Çünkü sizi insan yerine koyduğum için. insan kisvesine koyduğum için. Kendime kızmaya başlayacağım. Sıkıntı yok. Ee, yayın akışına devam edeceğim oyunlarla. Arzu eden izlemeye devam eder. Arzu etmeyene kapı orada. Öyle abi emeğime saygı duymayan adamla ne muhatap olacağım ya. Hayır abi yani üslup vardır, üslup vardır anladın mı? Bakın bunun şeyi nedir biliyor musun? Misal öncelikle ee, uzatmayacağım konuyu merak etmeyin. Önemli bir şey değil. Video başlığını ayarlayayım geçeceğim oyuna. Bunun Olay nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bilinçli bir insan ne yapar? Bakın ben size anlatayım. Ben o kadar örnek veriyorum hani şey yapıyorum ya millete. Bu arada bu video kaçıncı telifini yedi ya? Oğlum yeter artık. Kaç telif yedi maşallah. Adam edeceğiz adam edeceğiz ama az kaldı. Bak ben ne yaparım biliyor musun? İzlediğim biri var diyelim. Ve ondan başka bir içerik seyretmek istiyorum. Ya da izlediğim içerik hoşuma gitmiyor. O, benim hoşuma giden şeye oynadığında oturur vakit ayırırım. Veyahut bak olay şudur. Ben artık seni izlerken keyif almıyorum. İşte ben bu videodan istediğim tadı alamıyorum demek yerine şu bir tat katabilir. Hani sanki şu bir tat katabilir. Bu olsa iyi olabilir. Hani sence de öyle değil mi? Şu oyun hakkında ne düşünüyorsun? Sence de güzel değil mi? Hoşuna gidebilir mi? Yani ben böyle konuşurum karşımdaki insanla. Neden? Çünkü karşımdaki insan benim kölem değil. Onu herhangi bir şekilde azarlamaya hakkım yok. E, herhangi bir şekilde ona emir vermeye hakkım yok ve kırmanın da lüzumu yok. Anladın mı? Budur dostlar yani insan olan böyle konuşur. Bu kadar. Kesinlikle emredeceğim. Çok teşekkür ederim bu arada desteğin için. Sağ olasın. Ya yani kimlik sormalı ya da yaş sınırlandırması değildi abi. Şunu unutuyorlar. Yani seni bir NPC olarak görüyorlar. Anladın mı? Sürekli ekranın karşısında bir NPC'sin. Adam oraya komutu giriyor ve sen o diyaloğa cevap vermek zorundasın. Öyle değil. Benim de duygularım var. Ben de insanım. Ben de yeri geliyor yıpranabiliyorum, sinirlenebiliyorum. Pek doğal olarak yani insanlık hali. Ve şey yani günün sonunda... Baktığınız zaman iki tarafında kalbi kırılmış oluyor.